Efendim, nokta atışına devam ediyoruz. Farklı yönlerini konuşacağız Münevver Karabulut cinayetinin. Şimdi önce tekrar bir o güne gidelim. Cinayetin işlendiği güne, yani güvenlik kameralarına saat saat hangi görüntüler yansımış bir grafikle size anlatalım. Ondan sonra olayın biraz polisiye, biraz psikolojik kısmına bakacağız. Şimdi saat 10.20. Baba Garipoğlu evden ayrılıyor. Saat 11.04. Anne Garipoğlu kızlarıyla evden çıkıyor. Saat 12.47. Cem Garipoğlu testere almaya gidiyor. Saat 13.08. Cem Garipoğlu elinde beyaz bir poşetle geri geliyor. Saat 15.20. Bakın arada 2,5 saate yakın zaman var. Münevver Karabulut Cem Garipoğlu ile siteye geliyor. Saat 18.30 Cem Garipoğlu bavul ve gitar kutusuyla villadan ayrılıyor. Yani geldikten 3 saat 10 dakika sonra. Saat 19 öğretmen derse geliyor. Saat 19.20 anne Garipoğlu tekrar eve geliyor. Saat 20.30 Cem Garipoğlu cesedi Etiler'deki çöp konteynerine bırakıyor. Saat 21.45 Cem Garipoğlu tekrar eve dönüyor. Ve saat 23.50 polis villaya geliyor. Saat 23.57'de baba Garipoğlu eve dönüyor. Polisleri görünce uzaklaşıyor. Evet, farklı boyutlarını konuşacağız dedim. Kimlerle? Hemen değerli konuklarımı takdim etmek istiyorum. Suç araştırmaları uzmanı Sayın Mesut Demirbilek. Hoş geldiniz. Hoş Mesut bulduk. Bey. Çok teşekkür ederim. Psikiyatrist Doktor Tanju Sürmeli. Hoş geldiniz. Hoş Tanju bulduk. Hocam. Yıllar önce bu konuyla ilgili kendileriyle röportaj yapmıştım her iki isimle de. Yıllar sonra tekrar aynı stüdyoda olmak güzel. Ve sevgili meslektaşım gazeteci Emrullah Erdinç. Emrullah hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de yıllarca bu işle uğraştın. Hatta hepimiz, ben televizyondayken de hatırlıyorum, gazetedeyken de hatırlıyorum. Birinci gün, ikinci gün, aynen, üçüncü gün diye haberlerin isimlerini koyardık. 197 gün sadece böyle haberler yaptık. 197. gün artık teslim olmaya geldiğinde başka bir isim koyduk haberlere. Şimdi Mesut Hocam sizinle başlamak isterim. Az önce bir grafik ortaya koyduk. İşte testleri alınmış, hı-hı, daha önceden vesaire. Bu bize planlanmış bir cinayet olduğunu mu gösteriyor? Yani siz yıllarca cinayet büro amirliği de yapmış, orada çalışmış bir insan olarak da bir görevli olarak onlarca, yüzlerce cinayet çözdünüz. Öyle değil mi? Evet. Bu cinayeti nereye koyarsınız? O çözdüğünüz cinayetler arasında nasıl izlediniz tüm bu olup biteni? Şöyle birkaç bazı tanımlardan bahsedeceğim. Hı, lütfen. Bunlardan bahsederken müsaadenizle hocam. Şimdi öncelikle tabii ki benim geçmişteki provizyon yaklaşık 9 yıl civarında İstanbul Cinayet Bürosu'nda çalıştım. Tabii ki çok sayıda cinayet olayıyla ilgilendim. Ancak daha sonraki yıllarımda özellikle işte hem yurt dışında hem yurt içinde suç araştırmaları üzerinde, hı-hı, de birçok çalışmalarım, tabii, oldu. Yani insanların suç davranışları, hı-hı, özellikle de cinayet de bir insan davranışı çünkü. Onlarla ilgili o işin algoritmalarına da biraz inmeye çalıştım. Bütün bunları topladığımda aslında Cem Garipoğlu'nun olayı ya da Münevvere Karabulut'un cinayet olayı bende kafamda oluşan çerçevesi diyeyim, bir psikopat ya da sosyopatın yapmış olduğu bir cinayet olarak hep kafamda şekillenmiştir. Şimdi siz az önce bir zaman planı, hı hı, çizdiniz. Tabii ki o güne böyle mikro seviyede indiğimizde orada bazı izler göreceğiz. Ne, hı hı, izleri göreceğiz? İşte bu işin önceden planlı olup olmadığını falan bunu görebiliriz. Hı. Fakat beni daha fazla meraklandıran ve o zaman da dikkatimi çeken konu olaydan sonraki yaşanan olaylardır. Ya da olaydan sonrasındaki yaşanan anormalliklerdir. Şimdi bir cinayet mahalline gittiğiniz zaman ya da cinayeti araştırırken sadece normal, yani hayatın olağan akışına bakmazsınız. Bir de hayatın akışı dışında anormalliklere bakarsınız.
O anormallikler de size o kadar çok şey söyler ki. Ya da bir şeyin olması sizin için önemlidir ama olmaması da önemlidir bir araştırma sırasında. O anormallikleri anlatın bize. Ben oradan başlayayım. Tamam, lütfen. Şimdi anormallikler derken tabii ki en de sonunda herkes gibi medyadan biz de duyduk. Ben gidip de olay yerinde herhangi bir inceleme yapmış bir insan değilim. Ama medyada çıkan bütün bilgiler ya da çevremizdeki meslektaşlarımızdan edindiğimiz bilgiler kapsamında... Sonuçta bizim gibi bakmıyorsunuz oraya. Evet, tabii yani daha orada, uzman görüşüyle evet, yani şimdi buna benzer böyle hunharca cinayetler bir tek bu olayda olmadı. Tabii ki defalarca oldu. Her sene birkaç tane de maalesef yaşıyoruz ama hep hunharlığı şeyle görüyorduk biz. O canavarca his vesaire ki cinayet olduktan sonra işte... Hani cesedi parçalıyor, yok ediyor ya da kimliğini yok etmeye çalışıyor. Şimdi bu davranış aslında çok sık görülen davranışlardan birisi. Bir cinayet işliyor, bilerek bilmeyerek ya da pardon tabii ki bilerek oluyor ama o anda bir kızgınlıkla işlenebilir cinayet ya da önceden tasarlayarak işlenebilir. Ama sonrasında kaybetme eylemi çok sık görülen davranışlardan birisidir. Bir an önce cesetten kurtulmak ama... Burada cesetten kurtulmanın şekli anormal bir davranıştı Cem Gariboğlu'ndaki yapılan konu. Neden Çünkü bahsediyorsunuz? Normalde cesetten ya parçalak yok edersin, gidersin. Hani büyükçekmece gölüne atmış olsaydı bu normal bir davranıştır derdim. Ya da gidip bir yerde yakmaya kalksaydı ve benzeri şey. Ama gidip de siz orada hatta yine yanlış bilmiyorsam adli tıp raporlarında... kesilme olayları sırasında halen canlı olduğuna dair bilgiler vardı ki böyle bir konu ancak işte canavarca his ve sahip derken bunu kastetmek lazım. Sonrasında gidip o cesedi gidip de İstanbul'un göbeğine özellikle bir şey göstermek amacıyla bırakıp koymazsın. Hatta kimliği de onun üzerinde çıkmıştı. Öyle hatırlıyorum. Yani maktulenin kimliği kendi üzerinde çıkmıştı. Bu da anormal bir davranıştır. Çünkü yine katil cesetten kurtulmak ve onun da kimliğinin ortaya çıkmasın diye çaba sarf eder. Bunun birçok örneği de vardır bugüne kadar görmüşsünüzdür. Bilerek isteyerek kimliğini de koy, git İstanbul'un göbeğinde bir yere bırak. Oysa çok derece basitti. Gidip de orada göle atabilirdi ya da bir yere gidip kazıp koyabilirdi. Etiler bu davranış farklı bir şey. Etiler de okuyorlar. Evet. Onun bir mesajı olabilir miydi? Onu anlatmak istiyorum. Yani oradaki davranış şekli Cem Gariboğlu'nun farklı. Bu da ben onun, tabii hocam çok daha iyi değerlendirecektir ama o kişinin ya psikopat ya da sosyopat tarzda bir karaktere sahip olduğunu ben düşünüyorum. Ben anlamadım. Nasıl bir mesajı olabilir onun? Niçin etilerde gidip etiler böyle bir yere bırakıyorsunuz? Sonuçta etilerde okuyorlar. Yani okuladır, çevresi nedir, başka bir biri mesaj nedir? Tamam, yani oraya bir mesajım var. Yani sizin baktığımız zaman hani Bahçeşehir bölgesinden hani kalkacaksınız. Oraya kadar hani geleceksiniz. Mesut Bey'in hani söylediği gibi normalde o güzergahta atabileceği, gömebileceği o kadar çok alan var ki hani hiçbirini yapmayıp da etilere kadar hani gidip etilere atması. Bir mesaj bu acaba? Anormal bir davranış. Yani bir beklenen, görülen davranışlardan birisi değil. 17 yaşında, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam o sırada 17 yaşındaydı. Evet, Reşit civarında, değildi. 17, Reşit, 18, değildi. Reşit değildi. O yaştaki bir kişinin... O da daha yani ikisi de aslında değil ama. Ama böyle bir davranışı bugüne kadar en azından ben gördüğüm ya da dışarılardan okuduğum bir davranış değil. Yani bu bir kere anormal gelen bir konu. Bir diğer anormal konu da sonrasında yine yaşananlar, yani ailenin yaptıkları, ailenin davranışları. Hatta polisin 197 gün mü demiş? 197 gün boyunca yakalayamaması anormal bir davranıştır. O zaman bir şey daha söyleyeceğim. Kamera görüntülerini polis bulmadı. İlk avukat Faruk Zorba buldu. Nasıl bulduğunu da ben konuştuğumda da cinayetten muhtemelen 15 gün sonrasında yine evin oradayken güvenlikçiler izliyor. O görüntülerin aldıklarını sanıyor. Görüntülerin alınmadığını öğrenince de Faruk Zorba güvenlikçilerde avukat var, davanın ilk avukatı. O güvenlikçilerde görüntüyü görüyor, oradan görüntüyü alıyor. Çünkü kamera kayıtlarının kırık olduğu söyleniyor. Kamera görüntüsü ilk başta yok olduğu. Onun gibi birçok, tabii onları daha da detaylı biliyorsunuzdur eminim. Ancak işte demek ki cinayet soruşturmasında da birçok anormallikler var. 197 gün 17 yaşında bir çocuğu aramaz polis.
Daha onu 17. saatinde yakalar. Hadi bilemedin 19. günde yakalar. 197. günde olmaz. Yani bu işin o da doğasına aykırı bir şey. Yani öyle bir şey olmalı ki onu inanılmaz şeylerin koruması lazım. Ya da ne bileyim yerin dibine bir yere sakladın bir daha da çıkarmadın demek lazım. Yani şu var tabii çocuk bir şubede sorgulanması orada biliyorsunuz oradaki standartlarda işte bir psikolog eşliğinde ya da bir pedagog eşliğinde beraber sorular soruluyor. Zaten avukatı ve her şeyle gidiyor. Şimdi Asayiş Şubesi'de cinayet bürosunda sorgulandığı zaman daha fazla onun geçmişi de ya da bu 197 günü sorgulanacaktı tabii ki. Bunun da kesinlikle bunun ayarlandığını ortaya koyuyor. Yani bunu anlamak 197 için bu mantıksal bir kodu. Hiç böyle konuşulmadı. Bu 197 gün boyunca neredeydi kimse bilmiyor. Şey efendim, ben ne olduğuna bakmam. Benim profesyonel bilgim şunu söyler. 197 gün boyunca bir 17 yaşında bir çocuk kaçamaz. Polisten kaçamaz. Burada yani ne var yani? Polisin ihmali mi var? İhmal de olabilir, art niyet olabilir. Bu her ikisini de söylemek mümkün. Şu anda tabii ki hani insanları direkt ama şu bir gerçek ki bana hiç kimse anlatamaz. Vallahi biz 197 gün bunun peşindeydik. Gece gündüz dolaştık da bunu bir türlü yakalayamadık falan filan gibi bir mazereti kimse kabul etmedi. İnsanlar da kabul etmedi. Yani insanların vicdanına da anlatamazsın. Bu nedenle o zaman ki bu yapı zaten 197. gün getirilip de bir avukatla işte ben falan yerdeyim gelin bunu alın. Bu da çok yanlış geldi bana. Hani belki 197. günde bir operasyonla yakalardın. Bunu anlatabilirdim belki ama bu da anlatılacak bir konu değildir ki özellikle buna söylediğin çok doğru bir konu. Yaş bu o yaş davası ve benzeri konu rasyonelliğimiz de bize bunu söyler. Bunun için bir komple teorisi üretmeye gerek yok zaten. Evet. Bu çok durum açıklıyor. Çok iyi. Şimdi Tanju Hocama sormak istiyorum çünkü siz konuşmanızın başında dediniz ki bunun bir psikopat, sosyopat cinayeti. Ben bu kişinin karakterinin o şekilde olduğunu düşünüyorum. Evet, yani psikopat dediniz. Ve sosyopat. Ben de oradan arada devam edeyim istiyorum. Arada öyle bir farklılık vardır ama hocam daha evet, güzel söyler. Evet, ben de oradan devam edeyim. İşte. Ben orada hocamdan aslında şöyle bir şey sormak istiyorum müsaadenizle. Tabii. Hocam şimdi gerçi şu an için bilmiyoruz ama belki o zaman gelen bilgileri söylemek mümkün olabilir Emrullah şey için diyorum. Bu o anki yapmış olduğu olaya göre şu anda hani psikopat olabilir, sosyopat olabilir falan diyoruz ama geçmişinde çocukluğundan beri nasıl bir çocuktu? O zaman da çok irdelendi hatırlarsanız. Hı-hı. Yani arkadaşları Hı-hı. konuştu, şunlar bunlar falan konuştu. Yine okuduklarımdan daha önce yurt dışında birkaç tane problem yaşadığını, ailesinin yine onu koruyarak alıp getirdiği gibi birçok konular anlatıldı. Hı-hı. Şimdi ben... ve iyi bir okul dönemi de geçmiyor. Hı-hı. Şimdi baktığınızda ben bunların hepsini topladığımda eğer bunlar doğruysa çocukluktan itibaren aslında sürekli problem yaratan, Hı-hı. yaşatan bir kişiyi görüyoruz çocukluğundan beri. O yüzden hep psikopat tarzındaki benim hissiyatım o yönde. Ben de aileyi şu yüzden Şimdi hocam şunu merak ediyorum. Biz sizinle daha önce çok röportaj yaptık. Hem bu konuda yaptık hem Cinayet Sohbetleri kitabınız. Bir de yeni bir kitabınız var. Hemen izleyicilerimize göstereyim. Kavgaz Pilot. Evet, ikinci kitabımız aslında. Kavgaz'ın ilki geçen yıl ikinci, çıkmıştı. Evet. Kavgaz Pilot. Hayırlı olsun. Okuru bol olsun. Ben hemen okumaya başlayacağım. Çünkü ne kadar iyi kitaplar olduğunu da biliyorum. Algan Sezgin Türedi ile beraber yazdık. Aslında bir edebiyatçıyla... Hani polis kökenli birisinin iki teknik dünyanın birleşimi sonucunda çıkan bir hikayeler bütünü, bir gerçeklerden roman. Gerçeklerden esinlenilmiş gerçek mi? Olaylar ve onun üzerindeki kurgular ama o dönemleri anlatan 87'den sonrasındaki cinayet bürosundaki bir komiser yardımcısının oraya başladığı günlerinden tutun da sonrasında bir 9-10 kitaplık böyle bir seri yapmayı düşündük, yola çıktık. Kitap başladık. Yazanların en sevdiği soruyu sorayım mı? O komiser yardımcısı siz misiniz? En sevmediği sorudur bu arada kitap yazanların. Yani şu var tabii adı Mutlu Kavgaz. yani tabii ki benim geçmişteki tecrübelerime dayanıyor. Ama hepsi %100 öyle değil. Onun üzerine o günün şartlarının kurgularını da yansıttık.
o günkü dönemin şartlarını da yansıttık. Onunla beraber, yoksa öteki türlü zaten anlattığım bir cinayet sohbeti olurdu sadece. Evet. Bir roman değeri kazanmazdı. Onunla beraber bir hikaye, gerçek hayatın hikayesini anlatıyoruz orada. Evet, peki okuru bol olsun tekrar. Yani, şimdi o cinayet sohbetlerinde konuşurken aklıma geldi. Şimdi bir yandan Cemal Kaşıkçı'ya bakıyoruz. Nasıl öldürüldüğünü biliyoruz, hatırlıyoruz, öyle değil mi? Bir yandan sizin 1980'lerde anlattığınız bir hikaye vardı. İstanbul Fatih'te bir kesik baş cinayeti anlatmıştınız. Sonra annesini kesip Kurban Bayramı'nda komşulara dağıtan bir kadının hikayesini de anlatmıştınız kadın, bize. Adamın hikayesi. Şimdi burada biraz bize şunu söyleyin istiyorum. Kadınlar ve erkekler, cinayet işleme şekillerinde farklılıklar var mı? Hı-hı. Bu işte bu tür cinayetleri erkekler mi işliyor? Biraz onlardan bahseder misiniz? Bu konuda çünkü yani bir gözleminiz olduğunu da biliyorum. Ya şu var tabii, birçok bu konuda araştırmalar yaptım. Özellikle İstanbul cinayetlerinin profillerini çıkartmak için uzun araştırmalar yaptım. Geçmiş yıllardaki bütün hepsini, istatistikleri ya da verileri toplayıp onların analizleriyle beraber ortaya çıkardım. Ya şöyle diyor, İstanbul'daki cinayetlerin profili şu. İstanbul'da tabii bütün Türkiye'de de olduğu gibi cinayetlerin %95'i erkekler tarafından işleniyor. %5'i kadınlar tarafından. 90'lı ve 2000'li yılların başlarına kadar, 2000'li yılların belki ortalarına kadar diyelim, öldürülen her 100 kişiden, kurbanın 100 kişiden 85'i erkekken 15'i kadındı. Şimdi kadınların oranı yükseldi, 20'ye çıktı. Artık bugüne baktığımızda 20'ye 80 gibi bir oran olduğunu söyleyebilirim. Ancak enteresan bir şekilde 90'lı yılların ortası ve sonrasındaki o yıllarda İstanbul'da 6 milyon insan yaşıyordu. Baktığınızda yılda 600 civarında cinayet oluyordu. Oysa bugün için baktığımızda 280-300 civarlarındadır 20 milyonluk İstanbul'da. Yani o günlerde 100 bin kişiye düşen cinayet sayısı İstanbul için 5,5 iken bugün 1,5-1,7'lere düşmüştü. Bu bize ne söylüyor? Bu bize şunu söylüyor. Aslında cinayetler de yaşanan toplumla beraber şekil değiştirir, yapılarını değiştirir. Evet, o zamanki belki cinayet işte bu eğitim farklılaştırır, ekonomi farklılaştırır. Birçok bunun sebepleri vardır aslında. Ona bakarsanız aynı yıllarda New York'un 100 bin kişiye düşen cinayet oranı 18'di. Yani İstanbul'un 5,5'ken. Hatta Washington DC'nin 45'lerdeydi. Bu kadar ciddi bir cinayet oranları varken şu anda orada da işte 100 binde 8'lere falan düşmüş durumda olduğunu söyleyebilirim. Ancak o günde, bugün de baksanız Türkiye'deki faali meçhul kalma oranları genelde %4'lerde. Yani her 100 cinayetin 4'ü falan faali meçhul kalıyor. Çünkü kadınların öldürülmesinde de erkeklerin öldürülmesinde boyutlar hemen hemen aynı. Bir kadın eğer öldürüldüyse genelde %90 ya birinci halkasındaki kişiler tarafından öldürülüyor. Maksimum ikinci halkası. Yani %90-95'ini çözüyorsunuz zaten. Aile üyeleri ya da günlük tanıdığı ettiği insanlar, iş arkadaşı da olabilir. Bire ya da bir tanıdığı kişiler olabilir. Kişiler. Çok nadiren kadınlar işte o %5'lik dilimde şeyler tarafından öldürülür. Hiç tanımadığı, etmediği bir insan tarafından ya da bir ilişkisi olmadığı. Ama erkeklerde böyle değil. Erkeklerde bu şeyde de olabiliyor. İşte yakın daha birinci uzak mesafede de, daha uzun ikinci boyutlar, üçüncü boyutlarda da olabiliyor. Yani sokakta trafik kazasında ilk defa hayatınızda gördüğünüz insanla karşılaşıp sizi öldürebiliyor. İstanbul'da maalesef bunları her yıl 3-5 kez yaşıyoruz. Şimdi ama şeyler değişmeye başladı. Kadınlar eskiden katillerin %5'i kadınken kadın katillerin oranı artmaya başladı. Yani sayıyla oranları daha fazla olmaya başladı. Niye acaba? Şey var, kadın daha fazla hayatın içerisinde. Şey. Daha enteresan bir şey söyleyeyim size. Dünyada, az önce dedim ya, kurbanların 20 tanesi kadın, 80 tanesi erkek. Türkiye'nin ortalaması bu. Dünyada ortalaması da böyle. Ama gel gelin dünyanın hani en iyi ülkelerinde, işte refahı yüksek olan ülkelerde bu oran yarı yarıya. %50 kadın, %50 erkek. Hatta 51 işte Norveç'te, şurada burada. Japonya'da da 52 falan diyebiliyorum. Bu orayı şey yapmıyor, ne derler adını. Ya kadınlar hep öldü. Hayır. Kadınlar o kadar çok hayatın içinde ki. Hayatın içinde
aynı durumlarla onlar da karşı karşıya kalıyorlar. Ona bakarsanız Afganistan'da kadınların öldürme oranı %2'lerde falan. Çünkü kadın yok zaten. Evet. Yani birinin malı. O noktada duruyor. Birçok özel kapalı toplumlarda bunun çok daha zor olduğunu görüyoruz. Hayatın içine girdikçe istatistiklere de yansıyor zaten. O da yansıyor. Kadınların cinayet işlerken bugün için tercih ettiği, yüzyıllardan beri tercih ettiği aynı konu. Kıskançlık mı? Sebebi değil. Tercih ettiği metot. Nedir? Zehirleme. Bunlardan birisi. Çünkü hep zeka ile ilgili konular vardır kadınların işlediği konularda. Ya da bir erkeği öldürecekse de o erkeği öldürecek çünkü fiziksel olarak ona güçlü olur. Ya işte uyurken öldürebilir, kaynar suyla öldürebilir ya da onu en aciz durumda yakaladığı, zayıf durumda yakaladığı zaman öldürecektir. Genelde bunları tercih erkekler ediyorlar. Erkekler nasıl öldürüyor? Erkekler, Türk erkeklerini soruyorsanız, Türk erkekleri yani herhangi bir şey düşünmeden, plan yapmadan direkt olarak o şekilde maalesef kadınları öldürmeye de yani şiddet kullanarak kendi benliğini işte bir erkek egosunu, erkek egosunu, dürtüsel o hayvani bir noktasını kullanarak yapıyor. Bu hemen hemen gördüğümüz aynı noktalardan birisi ama erkeklerin erkekleri öldürmesinde Türkiye'de sıkıntılı olan bir konu var. Hatta kadınları öldürmesine de bu çok arttı. Tabanca daha doğrusu ateşli silah kullanımı. Yani ki Türkiye'de de çok arttı değil mi? Ateşli silah kullanımı hani eskiden de vardı hep ama şu anda ciddi şekilde artmıştır. Bunun da tek bir sebebi vardır, erişim. Evet. Eğer erişimin varsa, neye erişiminiz varsa o artar. Bakın İngiltere'de o kadar azdır ki çünkü polis bile silah taşımıyor. Ama bırakın Amerika'da? Başkası. Ama Amerika'da yani görüyorsunuz da söylemeye gerek yok. 350 milyonluk Amerika'da 400 milyon bireysel silah var. Yani doğal olarak da bütün öldürmeler o şekilde oluyor. Silahınız var. Yani evet. Ortada patlatırsınız yani. Ve bir anlamda bu şekilde sokabiliyoruz. Genç yaştaki kişilerin cinayetlerinde artışlar var. Yani işledikleri cinayetlerde. Bunun özellikle şiddete yönelmeleri hocamızın belki hani orada bu noktayı teyit edici bir konusu olabilir. Çünkü kullanımları hocam, madde kullanımları, ona da erişim artıyor. Yani şimdi bir işte eroini şunu bunu bulmak kolay değildir ama haplar işte maalesef şu anda çok daha gençler işte ya da okullara kadar gidebiliyor ki bu da bunun sonuçlarını maalesef getiriyor. Evet peki tamam ama Mesut hocam çok önemli. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya şu var, ben hani buna üç tane ihtimalli teknik peki anlamda bir cevap vermeye çalışayım. Tabii. Şimdi kesinlikle Emrah katıyorum. Ben de hani öldüğünü düşünüyorum. Yani bu çok ama çok zorlayıcı bir konu olur. Hani filmlerde görebileceğimiz. Kaçırma hikayesi mi? Kaçırmayı başkasına getirelim, yerine koyalım. Ya tamam bile yaparsın da orada birbirinden bağımsız ayrı ayrı bir sürü mekanizmalar var. İşte savcılık var, jandarma var, işte yok gardiyanlar var. Bir sürü hani şeyler var ya farklı farklı ortamlar var. 50 kişi ayarlamanız gerekir. Yani en hepsini ve ayarladığınız çok güzel. Ama ya kaç yıl boyunca ya o kişileri komple ortadan kaldırmış olmanız gerekiyordu. Peki aile neden bu, böyle o zaman mezarının çok açılmasını özür istemiyor? Çok özür dilerim. Bir şey oraya da gelmek lazım. Tamam. Buyur. Az önce söyleyeyim. En önemlisi eğer ki bunu kaçıracakları zaman ortaya birini koymaları gerekiyor. Şimdi ortada hani o zaman başka bir cinayet olması gerekiyor. Şimdi böyle bir şey var mı? Hani biri öldüyse gömüyorsan kayıtlara da girmesi gerekiyorsa cezaevinde de kaçırıyorsan bu çocuğu yerine birini koyman gerekiyor. O zaman ortada bir cinayet de var. Hani anladım. Böyle bir teori ya, geliştirmek şimdi gerekiyor. Şimdi zaten bu konuşmamızın cevabı çok basit. Yani bir şekilde yani, az önce de hani programda da dinledik Rezan Bey. Tabii ki tekrar açılır. Madem bu kadar kamuoyunu meşgul eden de bir konu ki haklıdır da ailede ve diğer ve zaten karşı taraf da buna rıza göstermiş. Der ki her ne kadar savcılığın ve o zamanki görevlerin yapmış olduğu bütün süreçler
doğru ya da yanlış önemli değil. Hadi gidelim bakalım. Bugünkü şartlarda son derece basit değil mi hocam? Evet. Yani işte alacaklar, bakacaklar. Yarından işte yarın yapsalar akşama çıkacak bunun sonucu. Haberi çıkar. Ve herkes ha, tamam buymuş der ya da değil der. O zaman başka bir konuları konuşuyor olur. Ama şu anda öldü olarak kabul edelim. Hı. Çünkü resmiyette resmi olarak şu anda öldü olarak biliyoruz. Ben onun üzerine olan üç tane teknikten yani hı hı. teknik olarak yaklaşımdan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi... Efendim aynı dürtü ya da motivasyonla kendisinin intihar etmiş olduğunu düşünelim. O yalnızlık dürtüsü olabilir ya da diğer konu düşünelim ki burada şey de söyleyeceğim. Herhangi bir şekilde Cem Gariboğlu'nun otopsisinde bir uyuşturucu ya da yüksek dozda ilaç kullanı ve benzeri bir şey tespit edilmedi diye yok, biliyorum. Yok ben de evet. Hiçbir kesinlikle. Şey yapılmadı. Evet. Şimdi bunu bir yere getireceğim de o yüzden söylüyorum. Doğal olarak o zaman hani intihar ettiğini düşünelim. İntihar etmeden önceki bir madde daha var. Hocam söyledi. Yani öldürmüş olabilir. Olabilir. Cezaevlerinde buna benzer şeylere rastlıyoruz gelmiştir. İntihar süsü verilerek bunu yapılmış olabilir. Hatta hani başına poşet getirerek, geçirerek yapılan öldürmeler de vardır birçok yerde. Ama yine o kadar düşük bir ihtimal ki çünkü orası... Yüksek hani şeyle güvenlikli bir hapishane ve benzeri bunun şey olduğunu düşünüyoruz. Yani olma ihtimali çok düşük olduğunu düşünüyoruz. Gelelim intihara. Eğer intiharsa yapmış olduğu intihar teknik olarak modelinde kendisinin işte bir yerden diyelim kendinizi astınız, atladınız. O anda sizi o intihardan vazgeçirmek için vücut bir anda hareket ediyor. Yani yaklaşık ölüme kadar 7 dakikalık bir zamanınız var. Öyle mi? Yani şeylerde bu olarak ölüm 7 ile 10 dakika. Ama poşetlerde bu birazcık artabiliyor. Hala poşet içindeki havadan dolayı. Şimdi o 7 dakikalık süre içerisinde siz intihar eden kişi aslında hani yüksek bir yerden aşağı kendini bıraktıysa vücudun ağrıyla beraber genelde boyun kemiği ve benzeri yerleri kırılarak o anda şey etkisiz hale yaşıyor. Ama etkisiz hale geliyor. 7 dakikalık süre boyunca aslında yaşıyor hala. Şimdi bu neyi gösteriyor bizde? Eğer siz kendi kendinizi öldürmeye çalışsanız, hadi beraber yapalım işte kendi kendimizi öldürelim. Yok, öldüremezsiniz. Çünkü vücut buna müsaade etmez. Bu nedenle insanlar hatta intihar edenlerin önemli bir kısmı şey yaparlar, ellerini bağlarlar. Direkt kendisi müdahale etmesin diye. Yani herhangi bir şekilde kendini kurtarmasın diye. Şimdi buna benzer konulara bakarsınız. Yani diyorsun ki evet bu intihar etmiş ya da intihar ederken hatta bazen cinayetleri de böyle çözersiniz oradaki o davranışlarında. Geriye başka ihtimaller kalıyor. Exit back denilen bir yöntem vardır. Exit back ya da suicide back yani şey internette falan vardır bundaki. Bu aslında sadece cezaevlerinde değil dışarıda da gözüken dünyada özellikle 80-90'lı yıllarda başladı bu salgın demeyelim. Bence sapkın bir davranış bu da. Bu bir kişinin intihar ederken en şey tarzda intihar etmesi sağlıyor. Exit bag aslında çıkış poşeti. Tam Türkçesi aslında yok ya da intihar poşeti diyelim. Oradaki yöntemde evet kişi yine aynı şekilde poşetle bağlı ölüyor. Ama muhakkak bir helyum gazı gibi ya da senin artık o andaki bilincini tamamen durduracak, seni uyku haline getirecek bir şey vermen gerekiyor. Ve genelde bunun hatta kulüpleri falan var. Yani internette hazır şeyleri satılıyor. Lütfen sakın almayın öyle bir şey. Ama bunu insanlar tutuyor, birbirlerini öğretiyorlar, hatta destek oluyorlar. Yani ötenazi gibi. Yani o nokta içerisinde bunu yapıyorlar. Buna da exit back diyorlar. Benzeri konuları... Şeyde de yapıyorlar, cezaevlerinde de bunun örneklerine rastlanmış dünyada. Fakat gelelim üçüncü bir konu. Ben burada da exit back olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada az önce hani daha da güzel anlattı Emur'la. Evet bir poşet var şeyden aldığı kantinden. Bir de şey var, çamaşır ipi var. Peki güzel. Şimdi, poşeti şeyde kantinden almıyor. Bir gün öncesinde annesi kıyafetler getiriyor. Annesinin getirdiği kıyafet poşeti. Güzel yani işte ama bir poşet var kesin. Kantinden çamaşır asmak için aldığı satılan bir ip. Ya, aslında satılan... ip satılması da enteresan evet. değil mi? Ya o konuda aslında biraz farklılıklar var hocam. Şimdi genelde söylenir ya, yani gerçekten gidersiniz bir nezarethanede
Sizin şeyinize varıncaya kadar komple alırlar size zarar verecek olan bir ilk tutuklandığında nezarethanede zarar, başkasına da zarar verin, kendinize de zarar vermeyin ya da polise. Ama artık cezaevi tarafına geldiğinizde artık o sizin yaşam alanınız. Tabii ki bıçak ya da çok daha zarar verecek olan konulara bulundurmanıza müsaade etmezler. Ancak hani eğer oranın normal ihtiyaçları içindeyse ip olabilir mi? Olabilir. Belki hani işte şeylerini at. Ona ben çamaşır çok takılmıyorum. Çamaşır atma. Mevzuatta var olan bir şeymiş. Varsa ona çok takılmıyorum. Ama mevzuatta olsa bile bazı kişiler riskli. Yani bu da risklerden bir tanesi. Ona katılıyorum tabii. Yani onun alamıyor olması lazım. Şimdi cezaevinde en sık gösterdiğiniz kendi asma vakaları genel çarşafla ya da kendi gömleğiyle olur. Evet. Yani gider atar. Ya zaten buna karar verdiyse herhalde önünde bir engel olmaz. Şimdi, ama asıl dördüncü mesele. Son nokta çünkü exit back olması da mümkün değil. Ona birinin yardımcı olması lazım. Eğer ki kanında şey bulunsaydı, bir uyuşturucu ya da bir madde. Tamamen hani bilincini artık çok hale düşürmüş. O zaman başka bir şey. O zaman şey tamam exit back yaptı. Çünkü o anda kendini kurtarmak ister. Ne yaparsa yapsın. Yani ne kadar düğümüklerse düğümüklesin kendini olduğu yerde kurtarmaya çalışır. Şimdi böyle bir olay yok çünkü kendisiyle ilgili böyle bir debelenmesi de yok. O 7 dakika kendi bilincinin dışına çıkar. Vücut otomatik olarak bunu yapmaya başlar. Şimdi gelelim son. Son noktada da onu da dünyada maalesef rastladığımız bir sapkınlık konusu o da bence. Sıkma. O da bunun adına da tabiri şey, autoerotic asfixiation. Tam tabiri bu. Autoerotic asfixiation nedir? Bu yine 80'li 90'lı yıllardaki kitapta dünyada yayılmaya başlandı Kuzey Amerika'da. Sonrasında bu enteresan kişilerin, ünlülerin de işin içine girmiş olduğu bir salgın demeyeyim de ama yani yaygın popüler olan konulardan birisi oldu ki çok enteresan ünlülerin hayatlarını böyle kaybetmişlerdir. Oradaki dava zaten ölmek değildir. Oradaki dava o kişinin kendisini nefessiz bırakarak o 7 dakika değil de onu 2. 3. 4. dakikasına kadar tutup vücut çünkü o noktada o 7 dakikalık süre içerisinde vücudun hepsi bütün şeylerini salgılatıyor. O hormonlar o asılma sırasında işte erkekse menisi geliyor. Bütün her şey salgılanıyor ve duyulabilecek erotik hazın en maksimum seviyesine ulaşıyor. Bundan dolayı da o sapkın gruplar bunu şey amacıyla kullanırlar. İşte mastürbasyonun en yüksek hali olarak kullanırlar. Ve maalesef bunların çoğunda da hayatını kaybederler. Çünkü o öyle bir çizgidir ki 3. 4. dakikada birincini kaybettiği için eğer yanında birisi ona müdahale etmediyse ondan sonrası gider ve 7. dakikadan sonra beyin de ölür gider. Burada amaç intihar etmek mi, zevk intihar almak etmek mı? Değildir. Zevk almak. Bundan tabii dolayı da şey. Dünyadaki tartışma şudur. Erotik asfixiyonlar intihar mıdır, kaza mıdır? Bu tartışılır. Evet. Büyük çoğunlukla dünyada hani şey insanlar bunu araştırmalarında en son bir araştırma okudum hocam 408 tane erotik asfixiyonunu araştırmış. Diyor ki bu bir kazadır. Aslında gerçek anlamda ölme duygusu yok ya da kendini öldürme ya da böyle motivasyonu yok. O hani bir yol kazası. Ben aslında başka bir amaçla bunu yapıyordum ve doğal olarak da burada. Şimdi bu 3 ya da 4 tane teknik konu ben ancak masaya koyabilirim. Bunların hangisi olduğunu şu anda bilemiyoruz. O gün bize bunu gösterecek konu neydi? O gün o olay olduktan sonrasında hangi şartlarla ya da ne kadar yetkinlikle olay yeri incelemesi yapıldı bilemiyorum. Ama bugünkü şartlarla eğer baktığımızda gerçekten doğru bir olay yeri incelemesi ve tabii olay yeri incelemesi yapanların da bu tarz yöntemlerin haberdar olması gerekir. Yani böyle bir vaka hiç Türkiye'de adı kondu mu? Erotik sapkınlık ya da işte otoerotik.
Asifection gibi bir ismi oldu mu? Koysa da hiçbir zaman bu intihar dışında bir kayıtlara geçmedi. Geçmez. Ki dünyada da öyle şey. O kadar dünyada da öyle geçiyor. Dünya, intihar tabii diye geçiyor. Şimdi baksanız çok enteresan şeyler var. Kişiler var yani. Meşhur, dünyaca meşhur şarkıcılar, film artistleri, şunlar bunlar. Bunlar aynı şekilde hayatlarını kaybettiler. Yani erotik asfiksiyon sırasında yol kazasında öldüler. Böyle. Bu tabii ki Türkiye'de bu gittiği zaman hani polis, jandarma ya da herkes gittiği zaman onu şey olarak görmüyor. Bu bir intihar diyor. O yüzden de şimdi araştırsak Türkiye'dekilerin hangisinde böyle bir konu oldu bilme şansımız yok. Biz sadece şunu biliyoruz. Yani tıp, yani bilim diyor ki bu süre içerisinde diyor, vücut bundan dolayı sende şu etkileri yaratır. O nedenle gittiğimizde biz olay yerinde cesedi incelerken intihar etmiş asılan birisinin işte belirli bu salgılarına bakarsınız. Öyle mi? Birçok yerindeki salgılarına bakarsınız. Eğer hiçbir salgı yoksa asılmış olan insan hiçbir salgısı falan filan yok. Bir saniye demek ki öldürülmüş önceden. Hı hı. Ondan sonra asılmış. Bu buradan ona benzer. Öyle tabii birçoğunun şey olay yerinde size vermiş olduğu ipuçlarından birisidir bu. Sadece bir tane o değil tabii ama. Evet. Ben ilk kez duyuyorum bunu tabii. Sizin anlattığınız mesela size bunun böyle olabileceğini düşündüren bir durum mu var? Yoksa siz tüm alternatifleri mi masaya koyuyorsunuz? Ben bütün alternatifleri ortaya koyuyorum. Hı. Ama şimdi eleme yaptığımızda yani öldürülmediğini düşünüyorum. Hı hı. Exit pack olması için ya bir uyuşturucu kullanması lazım ya da ne bileyim birçok bir sürü hap içmiş olması lazım. Yani kendi kendini öyle tutacak ki öteki türlü yapamaz. Yani mantık. Exit pack o yüzden değil. Üçüncü yani diğer ihtimal de böyle bir konu ortaya çıkıyor. Yani genç bir insan ki enteresan 9 yaşından 77 yaşına kadar var bunu yapanlar. Evet. Dünyadaki skalasındaki baktığınızda 9-10'lu yaşlar daha doğrusu. Onlar da aynı şekilde o da arkadaşlarından görmüş onu yapmaya çalışmış. En küçüğü o yaşta. 17 yaşında birisinin böyle bir konu içerisinde olması diyeceksin o nerede biliyor ya biz de bilmiyoruz. Hiç kim bir yerde duymadık. Hocam Cem Gariboğlu bilebilir mi? Bilebilir. Nereden? Çünkü ya nereden bilir derken şunu belirteyim. Cem Gariboğlu hani İstanbul en azından ben okuduğum kadarıyla da hani normal işte bir mahallede oturan normal büyüyen şey büyüyen bir çocuk falan değil. İşte okul hayatlarında farklı farklı yerlere gitmiş, ülkelerde kalmış, orada bir sürü olaylar yaşamış, ailesi almış, getirmiş, buraya kaçırmış falan bir sürü konuları var. Şimdi hal böyle olunca da eminim ailesi de çok zorlanmıştır onun bu peşini takip etmekte. Ki son olayda da belli zaten ne kadar hani arkasını toplamak için neler hatta suç işlemişler. Hı hı. O ayrı mesele. Ama Cem Gariboğlu böyle bir konu bilme ihtimalini ben yüksek görüyorum. Ne diyorsun Emre? Tabii ki ihtimaller dahilinde ama şimdi benim de hani cinayet biraz daha doğrusu intihar tırnak içerisinde. İntiharı biraz daha ben açacağım. Şimdi odaya girdiklerinde Cem Gariboğlu'nun. Evet, başında bir poşet var. Yarım asma Mesut Bey bilir. Yani tam böyle asma evet. Değil. Yani kendisi yarım asma. Bir demir var. Demiri bir kör düğüm atıyor. Sonrasında boynuna iki kör düğüm atıyor. Sıkarak iki kör düğüm var. Bir eli şu vaziyette, öteki eli boşta. Şimdi benim sadece orada şaşırdığım, şimdi az önce Mesut Bey hocamdan insanlık hani refleksi gereği, hani bir yerde hani bir poşeti yırtmaya çalışırsın. Bir yerde bir nefes almak. Onu anlatmak beni, istiyorum. Aynen. Tamam. Benim işte sadece benim de takıldığım, hocam Mesut Bey'de katılıyorum. Hiç poşet yırtılmamıştı. Sadece eli hani şu alanda böyle bir sokmaya çalışıyor. Orası o kadar çünkü kontrol da. Etmeye çalışıyor. Evet. Anlatabildim mi? Yani yoksa yırtarsın, alırsın. Hı-hı. Ya o vücut dinlemez sizi. Hı-hı. Aklınızı, mantığınızı yapmak istediğiniz şeyi dinlemez. Reflekstir yani. Evet, bu gider yani bu kadar iki basit. İki düğümü de o saatten sonra açması zaten kör düğümü zordu. Hani sadece bu çerçevede hani böyle baktığımız zaman, evet Mesut Bey'in de hani dediğinin ihtimal midir? Ben çıkarım yapıyorum sadece. Aynı ihtimaller dahil. İhtimaller dahil. Ama sonuçta hani kayıtlara da hani böyle baktığımızda intihar mıdır?
Bence de intihardır. Çünkü kamera görüntüleri kesintisiz var. Kamera evet. görüntüleri olmamış olsa o zaman deriz ki ya acaba burada şey olabilir mi? Birisi öldürmüş olabilir mi? Tamam. O dahil olabilirdi. Cinayet olduğunu ben de düşünmüyorum. Yani ben, oradaki aynen öyle. Konuda bir cinayeten yani birlik geldi, onu orada yok etti. Zaten bir şey söyleyeyim. Cinayet konusu cezaevlerinde göre göre biz isteyerek böyle göstererek yapılır. Hı hı. Cezaevlerinin kendi tabii. Şeyinde kanunlarında diyelim kendi raconunda bunu zaten ilk defa cezaevlerinde cinayet işlenmedi ya da ilk defa intihar olayı da olmadı. Çok yaşanmıştır buna benzer konular. Orada belli şeyler göstererek yapılır zaten. Çünkü bir amaç vardır, bir mesaj vardır bir noktaya. Burada evet intihar ya da kaza doğal olarak geriye iki tane şey kalıyor. Seri katillerde de görülen şeyler. Hep sonuçta buna benzer evet. şeyler çıkmıştır. Evet. Mesela denizdeki çivici katil kendisini almış olduğu ciddi bir voltajla aslında son derece molis bir insan. Ama o dakikadan bir aile babası 31 bin volt ne enerjiye kapılıyor kendisi elektrikçi yüksek gerilim hatlarında. Hı. Sonrasında bir anda o 6 ay şeyde yatıyor falan bir anda şey başlıyor değişim. Öldürme eylemlerine başlıyor. Yani beyin öyle bir hasar alıyor ki ve hatta öldürme... direkt olarak insanların her öldürdüğünü işte gözüne çivi çakmak eylemini gerçekleştiriyor. O yüzden de çivici katil olarak 5-6 kişiyi de o şekilde özel. Peki aslında tabii Cem Garipoğlu ile başladık, Münevver Karabulut'la başladık. O zaman için o hani 14 yıl öncesi için çok tartışılan şeylerdi ama sonrasında da biz çok vaka gördük öyle değil mi? Tabii çok. Siz zaten çok gördünüz de ama şu var mesela gündüz programları diye bir gerçeği var Türkiye'nin ve o gündüz programlarında inanılmaz şeylere şahitlik ediyoruz öyle değil mi? Çok. İzliyor musunuz hocam? Birkaç kez izlemeye çalıştım. Yani şöyle izlemeye çalıştım. Tabii bir çaba gerekiyor. Yani bir çaba gerekiyor. Takip etmek gerekiyor. Yoksa doğal olarak yani herkesin izlediği bir konu falan vardır. Hani orayı ben sadece şey gözüyle bunu söyleyeceğim. Yoksa yapılan bir show programı çünkü. En de sonunda onlar hani resmi bir program değil bir show programı. Show programı olduğu için amaçlarına ulaşıyor ya da ulaşmıyor. Onu yorumlamayacağım. Benim oradaki... Yine tekrar bir geçmişte bir kanun adamlığı yapmış olan bir insan olarak söylüyorum. Orada bazı şeyler, deliller çok havada uçuyor. Yani ya da bazı ön yargılar işte delillerin ortadan kaldırılmasına varıncaya kadar orada çok şeyler uçuyor. Şunu söyleyeyim, bir örnek vereyim. Bir programda gördüm. Şimdi diyor ki karşı taraftakine... Ya sen zaten öyle yapmıştın. Ya bunu bir polis yapsa polisi meslekten atarsın. Niye o kişiyi öyle söylemek için yönlendiriyorsun diye. Ya resmen orada yönlendiriyor aslında. Normalde zaten bunun bir hukuk dünyasında yapılmaması gerekir. Kişiyi yönlendirmeyeceksin. Kendi iradesiyle bunu ifade edecek, söyleyecek. Zaten sen öyle yapmışsındır. Oradan şunu şöyle yapmışsındır diye o kişiyi yönlendirmeye çalışıyorsun bütün insanların önünde. Evet. Bu doğru benim orada dikkatimi çeken ve sizlere sormak istediğim şu aslında. Daha biraz daha teknik bir konu. Şimdi benim izlediğim kadarıyla birkaç kez ben de izledim ve çok yani şu o şeylerde çok rastladım. Şimdi biri birini öldürüyor. Genellikle bir aşk ilişkisi içerisinde yaşanıyor zaten her şey. Bir aldatma oluyor genellikle ya da işin içine para giriyor. Fakat katil hep stüdyodan çıkıyor. Yani çoğunlukla stüdyodan çıkıyor. Katil geliyor ve o insanlarla birlikte stüdyoda katili arıyor. İnsanlar da haftalar boyunca bunu seyrediyorlar. Bu iş böyle mi? Zaten benim de gerçekten merak ettiğim konu bence bunun cevabını kriminoloji veremez. Bunun cevabını ancak sosyoloji verebilir. Evet, niye biliyor musunuz? Çünkü hocam yani... Şimdi hakikaten diyorsunuz ki ya bir insan bir olay işlediyse şu işte polisi var, savcısı var, jandarması var gider orada konuşmuyorlar. Ben niye orada konuşacağım? Bunun hikayesi kesinlikle sosyolojik vaka olarak görüyorum. Ha bu arada bir tek Türkiye'de yok yani dünyada tabii, da buna değil, benzer tabii. çok programlar var. Ben hani o yüzden kriminolojik bir konudan çok bunu daha çok sosyolojik bir konu olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir, bu arada biriydi. Çok enteresan olaylar da çözüldü. Yani ben hani gördüm de ettiğimde ya helal olsun diyorum ama sonrasında dönüyorum bu olayı çıkaramamış olanlara dönüyorum. İşte hani polis, jandarma ya da savcılık yani.
Ya siz böyle bir sorular niye sormadınız? Şimdi hani az önce eleştirdim, şimdi bu tarafı eleştireyim. Siz sadece oraya çıkmasını mı bekliyordunuz? O zaman kapıda bekliyorlar işte almak için falan filan. Ha, yapmayın yani böyle bir konu olmaz. O zaman siz ne yapıyordunuz? Bugüne kadar siz niye gidip sormadınız? Niye araştırmadınız? Bu soruları sorarken siz neredeydiniz? Evet. Diğer tarafta orada. Evet. O zaman ben Mesut Bey şöyle bir destek vereyim. Ben de bir gün Asayiş Şube Müdürü'nün, ismi önemli değil, eleştirmiştim. Emniyetin, Mesut Bey bilir, bir panosu vardır. Müge Anlı birinci cinayetini çözdü. Müge Anlı üçüncü cinayetini çözdü. Müge Anlı beşinci cinayetini çözdü. Bu panoda Müge Anlı'nın adı olacaksa Asayiş Şube Müdürü ne işe yarıyor dedi. Hani sonuçta öyle. Olmaz. Yani şimdi o programlar kendisinin show programı yapıyordur. Görevini güzel yapıyorlar. Benim davam öteki tarafta. Tabii o zaman ki. Sen görevini yapmıyorsun. Evet. Yani doğru yapmıyorsun. Senin böyle bir noktaya getirtmemen evet, lazım. Değil mi? Yani gideceksin. Sen gelip sadece kelepçeyi mi takacaksın? Ya hayır, ya onun bekleyecek tabii ki. Yoksa hani Müge Anlı işini çok iyi yapıyor. Kesinlikle. Gayet güzel, başarılıdır. İşini çok iyi onun yapıyor. Gibi hani çok program iyi var ama benim kendi meslektaşlarım özellikle de bu konuda tabii kızıyor. Evet.